Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere fırın makarna yapacağım. Bu benim iftar menüm olacak. Yani tabii ki sadece fırın makarna değil, birkaç dinden yemeklerim var. Ama fırın makarnayı yaparken sizlerle paylaşmak istedim. Öncelikle bir su bardağı kadar kaşar rendeledim. Yarım kangal sucuk doğradım. Makarnam burada pişiyor. Birazcık yumuşadıktan sonra beşamel sosumu da hazırlayıp bunlarla harmanlayıp fırına atacağım. Şimdi beşamel sosumuzu hazırlayalım. Süt. Şimdi tencereme iki çorba kaşığı kadar tereyağı koydum. Üzerine yine iki çorba kaşığı un koyacağım ve onun üstüne de 2 su bardağı süt koyacağım. Bu arada Özlem ben. Kanalıma ilk defa gelenler için hani zaten çok fazla bir video yüklemesi olmamıştı öncesinde. Bir buçuk iki yıl öncesinde böyle başladım. Daha sonra devam edemedim. Ama şu anda artık düzenli olarak video eklemek istiyorum. Tabii ki eğer beğenirse. Şimdi yağım eriyor. Unumu alacağım buradan. Bunu yapmanın pek bir püf noktası falan var mı? Bir yemeği yaparken karıştırılacak bir şey falan. Yok, hayır. Aslında şey olarak hani beşamel sosun kıvamı çok koyu olmazsa iyi oluyor ve ben çok fazla peynir kullanmayı seviyorum. Şimdi bunu üstüne koyacağım. O yüzden bunu doğramadım. Bir su bardağı, dediğim gibi bir su bardağı kadar kaşar peyniri koydum. Sonra tel peyniri var. Bunu ekleyeceğim üzerine. Çünkü makarna ne kadar, yani biz öyle seviyoruz en azından. Ne kadar peynir olursa ben o kadar güzel olduğunu düşünüyorum. Bunları da ekleyip koyacağım. Ya iki peynir karıştırınca daha falan mı güzel oluyor tadı? Evet. Hatta ben şimdi 3 peynir karıştırdım. Bunu da ekleyeyim. Yani sucukları da zaten aynı yere koyacağım. Hepsini birden harmanlayacağım. Şimdi bunun içine atıyorum. Harika. Yağım eriyor. İçine 2 dolu çorba kaşığı un ilave edeceğim. Yani tepeleme olacak. Sonra tabii bunu topaklanmasın diye karıştıracağım. Herhalde bunun tek önemli şey böyle topaklanmadan karıştırılması. Evet, çok doğru. Ne kadar karıştırılması gerekiyor? Yani un kokusu gidene kadar. Hani bu un kokusu nedir? Bir süre karıştıracağız yani, o kadar. Çok fazla değil yine de. Bir bardak alıyorum şimdi. Da sütümü ilave ediyorum. Karıştırmaya devam ediyorum ama şimdi bu noktadan sonra karıştırmayı hiç bırakmıyorum. Çünkü bıraktığım an topaklanacak. Bu arada makarna haşlanıyor. Yani bunu iftara yakın bir saatte yapmayı istedim çünkü sıcak sıcak yansın. Fırından çıkıp hani aslında bunu ısıtmayı çok sevmiyorum. Tabii ertesi güne kaldığında mecbur ısıtıyoruz ama İlk gün en azından böyle sıcak sıcak yiyelim istedim. Tamam, beşamel sosumuz oldu. Kıvamına geldi. Tuzunu ekledim. Şimdi birazcık da karabiber ekliyorum. Sanki biraz da patates püresine benziyor gibi kıvamına. Evet. Tamamdır. Ne? Şimdi herhalde 3. çeşit peynirini doğruyorum. Evet, şimdi de beyaz peyniri koyuyorum. Bu da 3. peynirim oluyor. Bu kadar yeterli diye düşünüyorum. Bu da neredeyse bir su bardağı kadar. Onu da karışımıma ekliyorum. Sonra bunu böyle harmanlayacağım.
Ay şişmiş bayağı. Evet, neyse 2 dakika kadar kalsın. Süzüyorum şu anda. Birazcık süzüldükten sonra karışımımı ekleyeceğim. Beşamel sosu ve bunun içine. Burada iftara da az kaldı. Hemen o yüzden. Biraz sosumun içine de karabiber atıyorum. Karışıma karabiberin çok yakıştığını düşünüyorum çünkü. İçi delik olduğu için içine sular giriyor. Normalde süzülmüş gibi gözüküyor ama böyle yaptığın zaman hala su akmaya devam ediyor. Bunları karıştırayım. Beşamel sosumu da ekleyeyim. Tepsiye koyayım. Geliyorum. Tepsimi hemen hızlı bir şekilde yağladım. Ve karışımı tepsime döküyorum. Şu an efsane duruyor. Haliyle de yenilesi yani. Üzerlerine böyle parça parça kaşarları koydum. Çünkü eridiği zaman böyle tek porsiyonluk oluyor. Böyle yapıyorum ben. İlk olarak üzerine yağlı kağıt koyacağım. Bu şekilde bir 10-15 dakika piştikten sonra üzerine açacağım ve kızarmasını sağlayacağım. Fırını kaç derecede ayarlıyorsun? Fırını 200 derecede yapacağım. Şey pişirmede. Çift taraflı. Çift taraflı pişirmede fan olarak. Sonrasında 200 derece, hatta ilk olarak biraz yükselteyim, sonra düşürürüm ısısını. İftar masamı da hazırlayıp geliyorum. Evet arkadaşlar, şimdi iftar soframız hazır. Böyle çorbalarımızı koyduk. İftar yediklerimiz burada. Gevurdan salata yaptım. Böyle herkese afiyet olsun. Şimdiden iyi iftarlar. Fırın makarnam oldu. Aldım şimdi fırından. Birazcık çekmesini bekliyorum kendine. Dilimleyeceğim sonrasında. Dün de fırında yaptığım yine tavuk vardı. Bunları da sattım. Şimdi ikisini yan yana afiyetle yiyeceğiz. Merhaba arkadaşlar. Şu an saat 12.30. Ve ben maalesef hiç sevmediğim işi yapıyorum. Ütü yapıyorum. Bu arada ben çalışıyorum. Çalışan bir anneyim. Çok önceki videolarımda bahsetmiştim. O zaman daha yeni doğum yapmıştım. 1,5 yaşında şu anda bir oğlum var ve 12 yaşında bir kızım var. Ve çalışıyorum dediğim gibi. Hafta içi ya da hafta sonu bulduğum her boş vakitte bir iş sığdırmaya çalışıyorum elimden geldiğince. Şu anda sahura kadar yatmıyorum ben. Çünkü yattığım zaman kalkamıyorum. Şu anda sahura kadar oturacağım için yığınla olan ütümden en azından biraz bitirmek istedim. Yani saat 2:20 geçeye kadar falan yaparım. Sonrasında birlikte sahur hazırlarız. Gerçekten tam 2,5 oldu ve ben ütümü bitirdim. Nasıl mutluyum anlatamam. Ütümü bitirdim. Şimdi sahur hazırlamaya geldim. Çay suyunu koymuştum zaten. Hemen çayımı demleyeceğim. Küçük yapıyorum. Çünkü zaten çok da fazla çay içmiyoruz. Çayımı demliyorum. Dalıcımız da geldi.
Öncüyle beraber. Mesai yavaşladı. Şimdi biz burada fix menümüz. Yani her gün aynı menü yapıyoruz neredeyse. Hani birkaç kere sigara böreği falan sardık. Bir kere kaçan böreği yaptım. Ondan sonra genel olarak onun dışında sürekli yumurta ve gözleme. Yufkadan gözleme tabii. Gözlem başka neden oldu? El açmasından bahsediyoruz. Çok bilmiş kısım. Şimdi ben, tabii ki herkes biliyordur ama yine şöyle bir göstereyim nasıl yaptığımı. Öncelikle yufkamı açıyorum. İçine şöyle birazcık yağ getiriyorum. Sonra yağı her tarafını yedirmek için bu şekilde dört bir tarafından yağı gezdiriyorum. Bu arada ocağıma ekleyelim. Mani de okuldu ama şimdi okumuyor. İçine birazcık kaşar ve biraz da beyaz peynir ekleyeceğim. Video çektiğinden bu da herhalde. Saygılı. Yine funda karışık yapacağım bu sefer. Ama bu sefer iki peynir var. Evet. Bu arada tavuğun altına baktım. Benim konuşmam bekliyordu. Şimdi de gözlememin birazcık kızaran tarafını çevirdim ve oraya tereyağı sürüyorum. Şimdi diğer tarafını da çeviriyorum. Yine bu çevirdiğim tarafa da çok incecik tereyağı sürüyorum. Kurumasını engelliyor. Bu şekilde gayet lezzetli oluyor. Şimdi ben bu gözlemelerimi pişireyim. Ondan sonra geleyim. Diğer gözlemem de şişti ve pişti. Artık yemeğimize başlayacağız. En son hazırladıktan sonra yine son kez çekip gösteririm.
Evet arkadaşlar, benim sahur menüm böyle: gözleme, yumurta, zeytin, domates, salatalık. Yenmeyecek hiçbir şey koymadım. Çünkü tekrardan toplaması, yerleştirmesi sıkıntı olmasın diye. Bugünlük benden bu kadar. Umarım beğendiğiniz bir video olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.